Gelin bakalım. Hadi. Özellikle bu Kurban Bayramı belki de hayatımızın unutulmayacak bir Kurban Bayramı olacak. Özellikle malum bir süreçten geçtik biliyorsunuz. 15 Temmuz sonrası yaşadığımız ilk dini gün Kurban Bayramı. Tabii bugünlerde hepimiz çok farklı psikolojiler yaşıyoruz. Seviniyoruz, üzülüyoruz, kederleniyoruz, karmaşık duygular içerisindeyiz. Bunu itiraf etmeliyim. Fakat olağanüstü bir süreç yaşadığımız için bunlar gerçekleşiyor. Yani bunlar aslında bu yaşadığımız süreç mevcut yapı içerisinde olağanüstü değil, olağan. Yani hiçbir şey yokmuş gibi de davranmamız bu anlamda mümkün değil. Fakat ülkemizin geleceği açısından, ülkemizin aydınlık geleceği açısından hepimiz aslında umutluyuz, umut varız. Gelecek hepimizin, sadece birilerinin değil, ülke birliği, vatan ve bütünlüğü içerisinde inşallah biz bu günleri özellikle yeni nesiller için açacağız. Hep beraber bunun önünü açmaya çalışıyoruz. Özellikle dünkü yaptığımız bir ziyaret vardı. Onu burada dillendirmek istiyorum. Akşam üzeri bir şehit evine ziyarette bulunduk. Biliyorsunuz Hakkari'de şehidimiz vardı. Gerçekten o ailede gördüğüm manzarayı gruptayla seyrettim. Hatta dedim ki benim de bir oğlum var. Şehitlik nasip olur olmaz bilemiyoruz ama yani o babadaki vakar duruş beni çok etkiledi. Yani bizler öyle bir olay karşısında o şekilde durabilir miyiz? Ben kendimden emin değilim doğrusu. Ama Cenab-ı Allah insana bu tür durumlarda ecrinde veriyor. Çünkü her derdin bir devası vardır. Her üzüntünün de bir ecri oluyor. Yani sabrı cemil dediğimiz özelliği insan üzerine sevk ediyor. O kadar enteresan olaylar olmuş ki köyde. Sanki şehit için hazırlanmış birçok şey. Fakat hiç kimse bunun farkında değil. Yani caminin yanında bir köy odası inşaatı başlamış. Köy odasının arazisini bu şehit babası bağışlamış. Köy odası da basit bir köy odası değil, bayağı da büyük. Bizim buradaki Yaren evi kadar var yani büyüklüğü. Yani köyden beklenilmeyecek bir yatırım. Önünü hazırlamışlar. Alt tarafta sosyal faaliyet şekilde işte yemek yenecek yer, mutfak var. Üstte yine Yaren kültürünü canlandıracak bir sofa, büyük bir sofa yapılmış. Ve bu bütün bunların üzerine neredeyse bitmek üzere bir istinap duvarı çekilecek. Ve bütün bunların üzerine o ailenin çocuğu şehit olmuş. Ve şu anda o ailenin çocuğu olan yani şehit kardeşimizin Hüseyin Efe'nin ismi oraya verilecek. Yani Cenab-ı Allah resmen o insanlara bu şehide hazırlık yaptırmış. Olayları öyle anlattılar ki beni çok etkiledi. Şunu iyi bilmemiz lazım. Allah bu Türk milletini seviyor. Bundan kesinlikle benim hiçbir tereddüdüm yok. Onun için biz bu günleri değil, daha çok vahim günleri atlattık. Kurtuluş Savaşı dönemlerini hatırlayın, buradaki İstiklal yolunu hatırlayın. Onun için bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Bu anlamda hepimiz üzerimize düşen görevi yaptığımız takdirde bu günleri çok çabuk bir şekilde ve az yara alarak inşallah atlatacağız. Evet, ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sonbaharın belki ilk etkili gününü bugün yaşamaya başladık. Özellikle kokteyl masalarını zapt etmekle arkadaşlar zorluk çektiler. Onun için hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Allah nice nice bizlere birlik beraberlik içerisinde bayramlar göstersin. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize.
İnşallah bundan sonraki üniversite hayatta nice başarılara beraber imza atarız. Birlikte oluruz. Kederde, sevinçte beraber olmak belki de en önemlisi. Bugün bir geçmiş bayramı kutlayacağız. Bundan sonraki günlerimizde bayramlar gibi olsun. Evet, buyurun arkadaşlar.